Ben badanacı mıyım? Ama sadece salonda koltuklarım var, bir de televizyon var. Başka hiçbir şey yok yani. Vallahi ben bu evi gördüm, dedim ki Seba... Sen ayaklarınla yapardın o zaman bu evi. Bugün piyango buldum. Şey kaldı, nedir onun adı? Ellerin bitti, ayaklarınla yapardın. Vallahi bu evde... Göreceğim seni de zaman hadi günün bakalım, geldiğinde. Kolay, günün geldiğinde göreceğim ben kolay seni. Kolay gelsin. Hepsi isteyeceğim senden. İşte varsa işte böyle bir mutfak bana gelse ben sana her şeyi yaparım. İnşallah, hadi bakalım inşallah. Ocağı yaptın mı acaba? Ocağı yaptım. Sos konuşlarını alacağım. Kız hadi geçin gidin, bütün işimiz var hadi. Tamam görüşürüz. Merak etme tabii bol öyle değil. Bol şans diliyorum. Umarım yetiştirirsin. Canım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Hadi sağ olasınız. Güle güle. Suvaslı'yı gördün mü Suvaslı'yı? Yedi beni. Vallahi. Maşallah bugün herkesten var. Bir Karadenizli var. Suvaslı var. Dep dep var. Dep dep Kastamonu'da kim? Ana! He. Yalnız dep dep deyince nasıl hemen Kastamonu'yu anladım? Kastamonu, Kastamonu, dep dep zaten. Bu dep dep nereden geldi? Hiç bilmiyorum. Her nereden? Şeyden gelmiş. Dırt diye de gidiyor la, dırt diye de geliyor la. Hayır. İki direk arasına atıyor la, gol gol diye bağırıyor la diyor yani. İşte hayır. Oradan gelmiş. Kastamonu, Kastamonu, dep dep dep. Dep işte. Topa vur demek istemiş ama vur diyememiş, dep demiş. Oradan patlamış yani. Öyle, öyle. Kastamonu, Kastamonu, dep dep dep. Hadi gari, hadi gari, dep dep dep. Güzel yurdumun insanı, her yerde bir meşhurluğumuz var, görüyor musun? Orayı sil diyorum, ben silmem diyor. Orayı sil diyorum, davul fırının içini sil diyorum, silmem diyor. Tepsiyi telle diyorum, bana diyor sen yap. Sebahat abla. Tamam bitti. Makinenin içini temizledim. Tamam. Ben şimdi gideyim külleri sökeyim. Tamam. Ama gözünü seveyim şu ben alt dolaplara gideyim. Ben şu altı halledeyim bu arada. Hadi buzdolabını çekeceğim. Bak sabırsızlıkla şu yeri silmeyi bekliyorum. Tamam tamam. Sileceğiz. Sebahat Hanım suyun renginden evin temiz olup olmadığı anlaşılıyor. Öyle değil mi? Evet. Bu eski suyumuz. Detay detay diyorlar bana. Siz can alıcı noktalara baksanıza. Yani evin ne kadar hijyenli temizlendiği önemli. Nasıl temizlendiği önemli. Kalacak. Hepimizin evinde kalacak. Sadece benim evimde kalmayacak. 5 kişiyiz. Hepimiz bir şekilde bir yerler bırakacağız. Unutacağız. Ama önemli olan nasıl temizlediğimiz. Peki rakiplerinizin yorumlarına ne diyeceksiniz? Yoksa hepimiz isteriz ki dört dörtlük bir temizliği evimizdeki gibi yapalım ama... burada süre diye bir şeyimiz var. Süreyle ilgili bir sıkıntı olunca doğal olarak yapmamız gereken de ona göre hareket etmek. Şimdi ben bu mutfağı istemez miyim? Dört dörtlük böyle her ayrıntısına gireyim, temizleyeyim. Size göre bu haftanın can alıcı yerleri neler? Ya ocak, yani yemek yapılan yer. Bütün dolapların içleri, bütün çanak, çömlek, töpler hepsini yıkanması lazım aslında. 4 saat içinde neler yapılmalı sizce? Bu 4 saatlik içerisinde en azından bütün yağı arındırabilmek.